Kolay mı o kadar da bugün bir dizi nasıl çekilir ona bakacağız. 80'lerin setindeyiz, TRT'nin sevilen dizisinde ve setteki detayları sizlere aktarmaya çalışacağız. Dizi nasıl çekiliyor, zor mu? Kostümler nasıl yapılıyor, dönem dizisi çünkü ve bununla ilgili de sevgili Kemal Zeydan bize mihmandarlık yapacak. Kemal'cim hemen orada zaten hazır bir şekilde bizleri bekliyor. Gel gel, gel birlikte başlayalım. Ziyaretçi kabul etmiyoruz demişsiniz, orada öyle yazıyor ama senin sayende bugün estağfurullah. Sete ziyarette bulunacağız, detayları alacağız. Bizim mihmandarımız da Kemal olacak. Kemal biliyorsunuz Zeynel'i oynuyor. Türkücü. Çok güzel bir sesi vardır kendisi zaten. Mahallede klip çekecekmiş bu. Türkücüymüş. Adı da Zeynel Büyük Sesmiş. Motor. Re re si si do re do do si do la la si do si. Burada da bize detayları aktaracak. Zaten kendisi hem stand-up yapıyor, hem gösteri yapıyor, hem filmlerde, hem dizilerde. Oo, bayağı iyi yani. Hayat güzel galiba. Öyle mi diyorsun? Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun kanal. Teşekkür ederiz. Çok iyi gidiyor her şey umarım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi içeride bakacağız, sen bize anlatacaksın. Çünkü biz hiç bilmiyoruz. İzleyicilerin amacı da zaten belki dizi oyuncusu olmak isteyen vardır. Belki sette çalışmak isteyen vardır. Yani bu iş yapılır mı, yapılmaz mı? Keyifle. Hep birlikte göreceğiz. O zaman girelim içeri. Girelim efendim, buyurun. Tamam. Evet, burası bizim çok kıymetli abilerimiz, personelimiz, localları burası. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin. Bizim çaycımız, ocakçımız, her şeyimiz. Kaç kişi? Merhabalar, hoş geldin. Kaç kişi var burada? Kaç kişi var toplam çalışan olarak aşağı yukarı? Sette mi? Evet. Yani biz ortalama 45 ile 60 arası. 60 kişiyiz. 60 kişi. Yani sen 60 kişiye yetiştiriyorsun bu çayı. Evet, evet. Setin temeli burası diyorsun. Aynen. Abi, burası ben olmazsa olmaz diyorsun. Finansın kalbi burası. O zaman abi Allah kolaylık versin. Kolay iş değil. Sevgili Kemal'den çok daha ünlü bir oyuncu yakaladığımız için Kemal'i görüyoruz. Hacı Ali Konuk'la birlikteyiz. Bu kadar abi. Bundan daha küçük, daha ünsüzüm. Estağfurullah. Daha merhaba. Bekir abi mi desem, Hacı abi mi desem? Her şeyi diyebilirsin abi. Nasıl gidiyor? Hele hele bunların sıfatına, hele ettiği laflara ya. Ya siz Erzurum peynirden hiç yediniz mi? Peynir dediğin Erzurum peyniri olur. Sen Erzurumsan mı abi? Ya nereliyim tabii. Havası sert, insanı mert. Dadaşam ben, dadaş. Benim en sevdiğim karakterlerden birisin. Hakikaten. Gerçekten öylesin. Kemal Zeydan? Kemal ya, işte ikinci. Yapma Kemal, gel sana bir şey söyleyeceğim. Gel gel, birazcık gel. Nasıl gidiyor abi? İyi abi, vallahi çok dizi güzel. Çekmek kolay mı? Onu çok kolay abi. Gerçekten. Yanına gelecek. 10 numara abi. Yani. Şimdi yönetmen iyi olunca, senarist iyi olunca, yapımcı iyi olunca, film çekmeye, efendim Şule Hanım iyi olunca, şöyle bir şey dersek, yapım koordinatörü, kostümcüler iyi olursa, arkadaşlar. Kostüm şefimiz. Hele güzel. Kemal Zeydan olursa. Mükemmel olur. Ya diyorsun. Ne olacak? Dizi çekmek çok basit. Peki ne kadar mesai alıyor? Yani haftalık mesaisi nedir? Mesela birisi oyuncu olmak istiyor, farz edelim ki. Evet. Böyle bir dizide yer almak istiyor. Genç kardeşlerimiz. Nasıl bir mesai düşünmesi lazım? Abi 4 gününü ayıracak bir kere. Hı-hı. Özveriyle çalışması lazım. Çünkü dönem işi zor iş. Uygun şartlar zaten uygun. Bir de kendini tamamen adapte etmesi lazım. O role, yani hangi karakteri çıkartıyorsa ona iyi çalışmak. Dersine iyi çalışacak doğru, bir kere. Doğru. Abi bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Biz geldik. Kemal ne, bir şey içer misiniz, bir şey yer misiniz, bir şey yok. Bizi bir yere gönderdi. Deli gibi para ödedik bir de. Yani öyle böyle değil. Dedim ki sette yemek yok mu kardeşim dedi. Ne? Yok dedi abi, dışarıda ye dedi. Sette yemek yok mu? Bir olabilir kulağına gitmesin. Yemeğin kralı var burada. Değil mi? Her şey hazır hatta mı? Hatta Darıcalılar dışarıdan gelip gizli gizli oyuncu yüzde yemek yiyorlar içeride. Gerçekten. Tabii o derece iyi yemekler. Buradan YouTube senin izleyicilerine selamlar, saygılar. Takip edin. Fena işler yapıyor. Daha neler gelecek, seyredin. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Kendine sağ olasın. Dizinin önemli karakterlerini yakalamaya devam ediyoruz artık. Çünkü çekim halinde olduğu için sevgili Faruk Sofuoğlu ile birlikteyiz. Kasap Bahtiyar kendisi. Diziyi biliyorsunuz. Ben çok biliyorum. Bilmeyenler için de az vardır Türkiye'de diye düşünüyorum. Faruk abi. Şimdi bizim amacımız şu, dizi çekmek ne kadar kolay, nedir zor yanları ve hani siz hem tiyatro yapıyorsunuz hem dizilerde, filmlerde görev alıyorsunuz. Yani biraz kıyasla yapmak gerekiyor. 80'ler dizisini çekmek kolay mı? Öncelikle onu sorayım. Yani hem kolay
hem zor tabii. Her işin bir zorluğu var. Ama 80'ler dizisi bir aile ortamı var. Hı hı. Ve çok samimi bir ortam. Bu yüzden çok rahat çekiyoruz. Yani bütün çaycısından, kostümcüsüne, kostümcüsünden işte teknik ekibine kadar, rejisine kadar, oyuncusuna kadar, şoförüne kadar hepimiz bir aile içindeyiz burada. Çok da samimi bir ortam. Çok rahat geçiyor aslında. Bunun zorluğu tabii ki hani diğer setlerde çok zorluk gördük ama burada çok zorluk görmedik. Bence Türkiye'nin en iyi seti burası. Peki ne kadarlık bir mesai? Hacı abiye de sordum az önce. Yani bir oyuncu adayı, öyle ifade edelim, dizide oynamak isteyen ki birçok genç arkadaşımız da izlerken bunu düşünecektir. Nasıl hazırlanması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Nelerden vazgeçmesi gerekiyor? Çünkü bunun bir tabii adanmışlığı da var bildiğim kadarıyla. Ya bana göre şöyle bir şey var. Yani her insanın yıldızı bir gün parlar. Bir de bu yani yetenek işidir. Yani bu işin tabii ki okulunda okumak, bu işin eğitimini almak çok çok önemli. Ama tabii alaylı gelen arkadaşlarımız da var. Ben mesela alaylıyım. Ama hani bir işi severek yapmak var. İnsan sevdiği işi yaparken mutlu oluyorsa başarılı olur. Bu yüzden hani gençlere buradan diyeceğim tek şey eğer sevdiğiniz işi yapmak istiyorsanız onun üzerinde biraz daha çaba harcayın. Peki abi şunu da sormak istiyorum. Dönem dizisi. Dönem dizisinin ayrı bir çekilme şekli var, ayrı bir hazırlanma şekli var. Yani role de nasıl o döneme dönüp bir şeylere bakıyor musunuz? Yaşadınız biliyorsunuz ama farklı bir şey. Onu yansıtmak farklı bir olay. Bakmama gerek yok. Ben o dönemi yaşadım. Yaşadım. Tabii tabii. Yani şu kapıdan girerken sanki bir zaman tüneline giriyoruz. Doğru. Yani dışarıda normal 2022 yaşıyoruz. Giyim, kuşam, işte konuşma stilim, her şeyimiz. Ama kapıdan girdikten sonra bir zaman tüneli var. Şöyle bir şey var. Diziyi izlerken o naifliği hissediyorsunuz. Benim çocukluğuma denk geliyor 80'ler. O çocuklukta da o naiflik vardı sokak aralarında. Burada da çok güzel bir set kurulmuş zaten. Bir mahalle kurulmuş. Arkadaşlar da onu söylüyor. Kesinlikle. Ya mahalle kurmuşlar dediler. Gerçekten de güzel dizayn edilmiş. O naifliği hissediyoruz. Oyuncularda da hissediyoruz. Yapıldıktan sonra izlerken de hissediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli. Bizi ağırlıyorsunuz. Estağfurullah. Her zaman buyurun. Hemen hiç kimse de kırmadı. Hemen röportajı da kabul ediyorlar. Çok sağ olun. Burası çok bizim setimiz olduğu kadar da sizin de mahalleniz zaten. Sağ olun. Yani, o yüzden istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sinan! Sinan! Efendim, oğlum gözünü seveyim bak, gözünü dört aç. Yengeni böyle gördüğün anda bana haber ver. Beni böyle görürse bana duman eder. Tamam, merak etme sen ya. Evet, yavaş yavaş her yeri geziyoruz. Sevgili Kemal de oyuncuların dinlenme odasından bahsetti. Normalde yasakmış, girilmiyormuş. Ama sağ olsun Kemal bize her kapıyı açtığı için burada. Ondan da rica ettik. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım kimler var, neler yapıyorlar. Oyuncular nasıl dinleniyor, bu da ayrı bir konu. Kaçma kaçma ya, sen de bu işin içindesin, tamam. Yani, tamam ünlüsün de yani bir az gözükmene gerek yok. Hadi girelim içeri bakalım. Buyurun efendim. Berat abiyle de biraz sohbet edelim. Eğer bir iki dakikanızı lütfen, çalabilirsek. Lütfen. Dönem dizisi ve 80'ler. Benim en sevdiğim dizilerden birisi. En sevdiğim karakterlerden birisisiniz aynı zamanda. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi senaryoda o kısma da belki değiniriz ama nasıl hazırlanıyorsunuz? Dönem dizisinin hazırlığı başka mı oluyor? Ya tabii şimdi 10 yıl gibi bir zaman dilimi geçti artık yani hani bir hazırlık aşamamız yok. Artık biz hani buradaki hemen hemen bütün oyuncular oynadıkları karakterlerle özdeşleştiler. Yani ben artık Sami gibi oldum. İşte ne bileyim Komiser Rıza komiser gibi oldu. Ama onun öncesinde ben hani hiç hayatımda Trakya şivesi yapmadım. Yapar mıyım, yapamaz mıyım, olur mu, olmaz bunun bir şeyi oldu. Ama onun hikayesi de ilk daha birinci okuma provasında Şoray'ın ben göçmen olduğunu bildiğim için ne yapıyorum veya ile başladı. O da aynı veya değil. Bütün gün sürdü ama hani her şeye ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun aynı sen ne yapıyorsun aynı. Birol Bey de oradaydı. Sıkıldı herhalde. Bıktı yeter artık. Böyle burasına geldi adamın. Bir böyle oyna bakalım dedi. Öyle başladı bu hikaye. Sami abi ne yapıyorsun be? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be? Aynı be ya. Gelsene çay içireyim sana. Yok Ergun'un dükkana göz kulak olacağım. Ha iyi bakalım hadi. Hadi kolay gelsin o zaman sana. Oldu o zaman sana. Hadi. Ahmet. Ne yapayım be ya? Aynı be. Hadi kolay gelsin be ya. Peki rol hayata yansıyor mu? Yani konuşma şeklinizde normal hayatta da yansıyor mu? Tabii benim yani şu andaki düzgün İstanbul Türkçesiyle konuşmam 2-3 yılımı aldı. Gerçekten. Tabii evet yani ben ilk zamanlar kızdığımda hani... şey yaptım, iyice anlamıyorsun diye böyle birden sesim şey yapıyor. Acık dinlesene diye böyle işte eşimle ya da telefonda bir şeyde ama bayağı şimdi gerçi gene oluyor hani oluyordur. Başka bir şeyde hani böyle konuk sanatçı ya da bir yerde bir röportaj bir televizyon programına gittiğimde arada hemen böyle bazen
C'ler, C'ler kayabiliyor ama güzel bir şey ya, keyifli bir şey. Çok hani her oyuncuya nasip olacak bir şey değil doğru aslında. Şimdi oyuncu adayları da bizi izliyor. Yani mümkün olduğu kadar biz projemizin adı da Kolay mı o kadar aslında. İşlerin arka yüzünü göstermeye çalışıyoruz. Kolay mı o kadar dizi çekmek ya da oyuncu olmak? Kolay. İlk 30 senesi zor. Ama ondan sonra çabuk akıyor yani. Hani şey değil. İlk 30 sene biraz zorlanabilirler. Sadece ama sonra akarak gidiyor o zaman tabii herhalde. Ondan sonrası yani hiç o kadar bir sıkıntısı yok yani bu işin içerisinde. Kolay o kadar o zaman. Evet, o kadar kolay yani. Değerli arkadaşlar, bir 30 seneniz var. O 30 seneyi atlattığınız takdirde geri kalanı rahatlıkla halledebilirsiniz. Çabuk geçiyor zaman. Yani. Aynen, evet. Hemen geçiyor hemen zaten. Geçiyor, hemen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yani. Zaman ayırdınız. Başarılar dilerim tekrar. Dizi ile ilgili şunu merak ediyoruz. Çünkü çok uzun zamandır devam eden bir dizi. Bir dönem dizisi, apayrı bir hazırlığı, kostümünden tut, konuşmasına, işte tavırlarından tut, dekoruna, bambaşka bir havadan bahsediyoruz. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz? Sizin hani bu diziye girişiniz ve o girişten sonraki dönem nasıl geçti? Bu dönem dizileri nasıl oluyor? Yani aslında tabii çok uzun soluklu olduğu için dizi 10 yıl. Dile kolay. 10 yıldır çok geriye gitmek durumundayız bunu anlatırken. Çünkü ben başladığımda daha gençtim. Daha heyecanlı, yeni bir ilk uzun soluklu işimdi. Rol de böyle bir rol değildi aslında. Acaba her bölüm olacak mı Komiser Rıza diye ben merak ediyordum, soruyordum şirkete, yapım şirketine ki her bölüm olacak mıyım acaba diye. Sonra oturdu, devam etti. Bugünlere geldik. Kolay gelsin Beçir. Skor kaç kaç? 42'ye 12 yenilir komiserim. Rıza komiserim. Buyur Platon Karınca. Amirim. Beçir. Komiserim. Ne yapıyorsun burada Beçir? Şey komiserim. Berat abiye sordum. Yani o karakter normal hayata da yansıyor mu? Hayata da rivri rivri yapma diyor musunuz mesela? Ha, yok demiyorum. Onu merak ya, demiyorum çünkü hani böyle çok kendime yakın bir karakter oynuyor olsaydım belki olabilirdi ama yani burada zıt mı üniversiteye göre hazırlanan bir kız çocuğu babası oynuyorum. Emniyet amiri oynuyorum. Bir memur. Ben şimdi öyle bir oyuncuyum. Bekar biriyim falan. Yani dolayısıyla o kadar çok empati kurup günlük hayatta da öyle davranmamı gerektirecek bir empati durumu yok. Güzel. Şive konusunda da zaten işte, Trabzonlu olmamdan dolayı rahatım ama çocukken de evde de öyle çok ağdalı bir şive konuşulmazdı evde. O yüzden günlük hayatımda da çok şiveli konuşan biri değilim. Dolayısıyla ağzımdan böyle Rıza gibi haller kaçmıyor. Ama şu var, Rıza'yı gerçekten kendimden biliyorum. Yani onu oynarken hiç düşünmüyorsun artık. Benim kadar yaşayan kanlı canlı bir adam oldu. Sanki benim için de o bir rol kişisi değil de gerçekten öyle bir adam var gibi hissediyorum yani. Beşir. Efendim başkomiserim. Sen benim yardımcımsın. Tamam başkomiserim. Sadece seyredeceksin. Parayı gördüğün zaman, para ortaya çıktığı zaman, alışveriş başladığı zaman tak 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 fotoğraf çekeceksin, tamam? Emredersin başkomiserim. Başkomiserim ya çatışma çıkarsa? Çıkmaz. Evet, 80'ler setinde gezmeye devam ediyoruz. Bulduğumuz oyunculara, meşgul olmayan oyunculara hemen yapışıp görüşlerini almaya devam ediyoruz. Sağ olsun kimse bizi reddetmedi şu ana kadar. Çok da keyifli gidiyor. Acayip bir organizasyon var, onu söyleyelim. Tabii bu işin oyunculuk kısmı kadar yazım kısmı da var, senaryo kısmı da var. Caner Bey şimdi yanımızda, dizinin senaristlerinden birisi. Onu da biraz rahatsız edeceğiz. Merhabalar. Hiç reddedilmemişsiniz. Ben röportaj yapacağım. İlk olmak istiyorum. Reddettik o zaman. Bu bölümde böyle bitmiş oldu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kemal'cim bu bölümde yoksun galiba. Sen istersen... Yok daha başındayız ya. Beşinci sayfadayız. Ne bu kadar? Bu arada böyle fırında gibi taze taze yazmıyoruz. Ben aynı zamanda oynadığım için dizide. O yüzden evet, oyunculuktan boş kalan vakitlerde yazıyorum. Ben şey zannettim. Gerçekten bir sonraki sahneyi yazıyormuş. Caner abi hem yazıyor hem oynuyor. Öyle bir şöyle anlatayım. 5 bölüm çekiliyor haftada. Bu 5 bölümü de 5 ayrı yazar yazıyor. Her bölümü bir yazar yazıyor. Ve bir tane de editörümüz var Eray. O da savcıyı oynayan Nevzat karakteri Eray Işık. O da editör olarak bütün hepsini birbirinin ilişkilendiğini, bağlantısını yapıyor. Hem düzenli oynamak hem yazmak kolay mı? Valla aslında ben oyunculuk eğitimi aldım ama son 20 senedir falan hep yazarlık yaptım. Kendi oynadığım bir şeyde oynamak tabii ki lüks bir şey. Çok keyifli bir şey.
Bir kere hani kendinize küçük... fazladan yazıyor musunuz? Yok, yazmıyorum. Tam tersi, olabildiğince az yazarak sete az gelmeye çalışıyorum ben. Mantıklı. O da ayrı bir mantık. Az sonuçta yani çok doynasan, az doynasan aldığın para doğru, ayrı. Doğru. O yüzden çok fazla sete gelip çok fazla mesai harcamaya gerek yok. Yazmayı en çok sevdiğiniz karakter hangisi diye böyle bir atı hani şeyler vardır ya. Şok. Kendi karakterimi en çok. Yok ya, hepsi zaten çok güzel karakterler. Şaka bir yana gerçekten hepsi çok uzun yıllardır yazıldığı için. Bir de hepsi çok oturmuş keyifli. Karakterler. Bir de şey diyor, bir yazarın bir açıklaması var, diyor ki siz karakterleri yaratın diyor. Onlar zaten kendi kendine konuşur diyor. Gerçekten de öyle, biraz öyle burada. Oyuncuların kendilerinin kattığı da şeyler çok fazla burada. O yüzden bence çok keyifli, çok sıcak bir şey, dizi. Peki, tabii hep oyunculardan ve oyuncu adaylarından bahsettik ama senarist adayları da var. Bir bölümü yazmak ne kadar bir mesai? Ya şimdi bizim bölümlerimiz sanırım 70 dakika falan, günlük olmasına rağmen 70 dakika. O da 45-50 sayfaya denk geliyor bizim formatımızda. Hı-hı. Yani bir gün hikaye toplantısı yapıyoruz biz. Önce bütün haftanın hikayelerini konuşuyoruz çünkü entegre olmak zorunda onlar birbirine. Ondan sonra tretmanlar yapılıyor, editöre gönderiliyor. Bir günde o alsa iki. Yazmaya da işte 2-3 gün kalıyor. Ki editör tekrar onları bir daha edit edip ekibinde çalışması ve planlama yapması için reji grubunun bir iki günde onlara kalıyor. Yani 4-5 gün sürüyor. Çok yoğun bir tempo yani. Yoğun tabii. Şimdi burası yemekhane. Burası tuvalet herhalde, buraya girmiyor. Hayır, orada da tuvaletler var da burada aslında mesela bazı oyuncular burada yeniyor. Her oyuncunun şimdi okay, bir orada... hiyerarşi var. Anladım. Yani anladım. Herkes sen hangi kısımdasın? Diyor. Ben ünsüz kısım. Burası yemekhane. Burada devamlı bir yemek... Devamlı değil, saatleri var. Öyle bir hayalin olmasa mı? Ben öyle bir hayalle gelmiştim buraya. Bizim yok ya, bizim akşam yemeğimize daha var sanırım. Daha var mı? Bu ablalarımız bize o kadar güzel yemekler hazırlıyorlar ki gerçekten ev yemeği yiyoruz. En güzel, önemli. Setin en önemli parçalarından birisi herhalde. Yemeği burada hep beleşe getiriyor. Belki de dönem dizilerinin en önemli noktalarından birisi kostüm tarafı. 80'ler dizisi de doğal olarak o dönemin kostümlerine hitap ediyor. Nasıl hazırlanıyor? Ben çok merak ediyorum çünkü çok farklı bir dönem. Yani buraya burada hiç hitap etmiyor. 10 yılın emeği vardır herhalde. Evet. Öyle bir yer burası. Yani... Yani bu gözle görebildiğiniz. Bu evet. Gördüğüm kadarıyla bu... Formalar, her şey dönem. Kostüm şefimiz burada mı acaba? Orijinaline göre herhalde çalışılıyor. Tabii. Yani şey, belirli modeller üzerinden kostüm şefi yok herhalde. Kostüm şefimiz birilerimiz, terzimiz olabilir. Ben mesela burada giyiniyorum. Kemal'in giyinme odası. Benim mesela kostümleri koyuyorlar şöyle. Benim normalde setim akşam olduğu için hazırlıyor. Normalde böyle koyuyorlar, ezberledik artık. O gün giyeceğin şey belli mi? Yani seçiliyor. Tabii. Gününe, senaryo gününe göre devamlılığı varsa aynı kostüm. Yoksa başka bir, atıyorum gömlek değişiyor ama bazı şeyler hatırlatıcı olsun. Gözlük mesela diye. Şey. Mesela o dönemdeki ben Hademe'yi oynuyorum. Şu an Türk yüzlerine alıp girmişim ama Hademe... Şimdi her gün başka bir mont giyer mi? Ne, giyemez. Böyle bir maddi yok. Gücü var mı? Yani real olması için çok istisna şeyler değişir ama aynı şeyleri giyer. Çok ciddi bir organizasyon istiyor çünkü günlük bir dizi. Çok ciddi bir takip lazım. Evet, kolay günlük bir olunca iş değil. Doğru bir şey söyledim. Takip kaçarsa... Yani tekrar da sıkıntı yaşanır. Evet, aynen öyle. Yine çekilir sahneye. 80'ler dönemi evet. Kolay değil. Dönem zaten, dönem dizisi yapmak da kolay değil. Bunları da siz kendiniz hazırlıyorsunuz, modeller üzerinden dikiyor musunuz? Yoksa başka yerlerde araştırıp bulup alıyor musunuz? Yok, bizim yaptığımız buradaki modellerimiz var, dergilerimiz de burada var. Onlara göre. Dönemlerin mesela, dergisi. Bunlar var. Bunların üstünden mesela şimdi diyelim ki bu modeli yapacağız. Fotoğrafa bakıyorum, o fotoğrafa göre yapıyorum. Siz her şeyi kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet, evet. Yani burada bulunan her şeyi kendiniz dikiniz. Yani yapmayacağımız bir şey şu an burada yok. Büyük emek. Evet. Büyük emek. Yani kaç kişilik bir ekip var kostümde? Tek başına şu an tek başıma dikiyorum. Tek başınıza. Evet. Yani şimdi şu modele bakıyorum, kumaşımı alıyorum, aynısını yapıyorum. Kaç kişi var mesela? Kaç kostüm hazırlıyorsunuz mesela? Bir sezon için kaç kostüm hazırlanıyor aşağı yukarı? O belli değil de şimdi onu belli değil. Çünkü her hafta, her gün oynayan bir dizidir. Hı hı. Yani günlük diyelim ki yaptığımız belli değil. Yani haftada kaç tane yaptığımızı saymadım. Şu ana kadar mesela kaç tane yaptığınızı tahmini... Gördüğünüz gibi... Bunların hepsini siz diktiniz. Yani hepsini derken bazıları içinde var. Yani öyle dikmediğimiz de ama
bunlardan daha fazla da depolarda da var. Bir de binlerce kostüm yani var burada. Yani depolarda da yukarıda depomuz var. Orası da devamlı dikiyorsunuz demek ki. Evet. Maşallah. 10 senedir dikiyorum. Maşallah. Allah kolaylık versin. Oyuncular geliyor buraya ve biliyorlar hangi kostümü gireceklerini. Sormalarına da gerek yok. Şimdi gelip kendi kostümünü tanıyor. Gelip giyip gidecek. Yani çünkü hazırlıyorlar kızlar. Gözünüz gibi de bakıyorsunuz herhalde. Bunun bir de temizlik kısmı var. Bunu her hafta yıkamaya veriyoruz. Bütün zaten orada da yapıyorlar. Eğer kırışı sıra burada da yine düzeltiyoruz. Ondan sonra hazırlıyorlar. Böyle bölüm bölüm devamlı olanları zaten iki sefer giyerler. Devamlık olanlar. Diğerleri hemen kuru temizlemeye verildi. Yani bunun üretimi ayrı, takibi ayrı, temizliği tabii, ayrı. Tabii öyle. Büyük iş. Gerçekten büyük bir diziden evet. bahsediyoruz. Çünkü çok kalabalık bir diziden, çok kalabalık bir kadrodan bahsediyoruz. Ayakkabı konusunda nasıl yapıyorsunuz? Ayakkabılar da herkes kendi ayakkabını tanıyor. Orada yazıyor üstünde. Şimdi şu önemli. Kostümü evet. yapabilirsiniz. Kostümü dikmeniz mümkün. Ama evet. dönemin ayakkabısını bulmak kolay değil. Çünkü o döneme has ayakkabı tarzları yani, da var. Tabii. Mesela şunlar hep eski biliyorsunuz zaten bu evet. ayakkabılar. Değil mi? Yani bunları nasıl buluyorsunuz? Yani bayağı araştırmanız lazım. Bunlar var. Şimdi ama zor tabii ki her şey eskileri bulmak zor. Ama bulunuyor yine de yani yapılıyor bir de özel de yapılıyor. Kadınlar için de zor. Çünkü kadın ayakkabıları tabii. daha farklı modeller oldu onlar artık. Onlar daha farklı. Yani zor iş. Burası... '80'ler dizisinin iki yönetmeninden birisi Uğur Yağcıoğlu ile birlikteyiz. Hocam dizi çekmek kolay mı? Öncelikle onu söylemek istedim. Sevdiğimiz işi yapıyoruz o yüzden kolay geliyor. Şimdi iki yönetmensiniz. Bir hafta biriniz, bir hafta biriniz evet. çekiyorsunuz. Yıpratıcı mı? Yani mesai olarak ne kadar bir mesaiden bahsediyoruz aşağı yukarı? Ya biz platoda çalıştığımız için biraz daha insani şartlarda çalışabiliyoruz. Günde 8-9 saat civarında çalışıyoruz. Ortalamaya bakarsanız haftada 5 gün, 4 gün bazen çalışıyoruz. Dolayısıyla yani aslında dizi çekme temposu, yani hikayenin içerisinde olma temposu tabii ki yorucu. Ama diğer setlerle, hani drama setleriyle, dışarıda çalışan setlerle kıyaslanamaz. Keyif alıyorsunuzdur herhalde. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yönetmen olmak isteyen adaylara, genç adaylara ne söylemek istersiniz? Çünkü zor bir işten bahsediyoruz sonuçta. Ya çok çalışmaları lazım. Herkesin kendi yolu başka. Hiç kimse aynı yoldan iki kere yürümedi insanlar. Dolayısıyla bir yol bulacaklar kendilerine. Çok da çalışmaları lazım, okumaları lazım, takip etmeleri lazım. Hangi alanda çalışacaklarsa yani sadece yönetmenlik için söylemiyorum. Bu işin hangi alanında çalışacaklarsa detaycı olmaları lazım. Dünyayı takip etmeleri lazım. Bunları söyleyebilirim. Alandan bahsetmişken işte reklam çekimleri var, uzun metraj çekimleri var, kısa metraj dizi çekimleri var. Siz birçok alanda yer alıyorsunuz. Yani sizin tercih ettiğiniz, sizin en çok beğeniyle yaptığınız, keyifle yaptığınız iş hangisi oluyor? Vallahi ben hepsini seviyorum. Yani televizyonla çalışmayı da seviyorum. Sinemada da çalışıyorum, seviyorum. Tiyatroda da yaptık. İşte bu işin bir başka ayağı. Hepsini seviyorum yani. Televizyonda çok dinamik. Televizyon çok dinamik. Yani biz bu hafta çekiyoruz. Arada bir hafta var. Aynen fabrika gibi burası. Arada bir hafta var. Bir sonraki hafta ekranda oluyor. Çoğunlukla ekranda olduğu zaman biz burada çekim yapıyor oluyoruz. Yani o kadar hızlı oluyor her şey. Bu dinamizm de çok bizi besleyen bir şey. Şimdi bu makine gibi dedim, çok ciddi bir ritim var. Karşılaştığınız en ilginç zorluk ne oldu? Mesela bir anda çözmeniz gereken ve sahnenin akması gereken bir durum oluyor. En büyük zorluk ne oldu bugüne kadar? 80'ler veya başka bir dizi, başka bir yapım olabilir. Yani en büyük sorunumuz son dönemde popüler biliyorsunuz. Oyuncularımız Covid olduğu zaman oluyor. Çözmeye çalışıyoruz. Ve onu nasıl yapıyorsunuz? Çok doğru söylediniz. Çok sarkıyordur herhalde çekimler. Sarktığı zaman oldu, durdurduğu zaman oldu. Başka setlerde durduğumuz zaman oldu film çekerken. Hemen şeyden sonra... Çözüm üretmek zorundasınız. Hemen sonrasında devam ediyoruz. Burada da oldu. Hemen başka sahneleri koyuyoruz ön tarafa ve o dönemin geçmesini bekliyoruz. Yani en önemli sorunumuz şey oluyor, Covid oluyor.
şeyi söyleyebilirim. Senaryo yazarken karşılaştığım şey vardı. Hani o geldi hemen aklıma. Bir oyuncumuz şeyde sahneleri varken çok yıllar önce estetik ameliyat olmuştu. Yani aynı bölümün içerisinde iki şekilde görmüş. Güzel bir devamlılık olmuş. Evet evet, devamlılık öyle. Yani en majör yaşadığım problem oydu. Evet, aslında boyu bu kadar sevgili Kemal'in. Şaka bir yana, arkayı da biraz kurtaralım. Hem afişi de görmek istiyoruz. 80'ler dizisinin setindeydik. Kemal Zeydan bize gezdirdi her yeri. Bütün her yere soktu bizi, sağ olsun. Çok teşekkür ederiz bu ben arada. Ben teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla nefis bir ekip var. Süper, evet. Dizi çekmek kolay mı diye soracaktım. Gerçi de burada kolaymış yani. Bütün cevapları buldunuz bence. Bütün cevapları buldum. Evet. Burada kolay, dışarıda belki biraz daha zor olabilir. Bu arada herkese de çok teşekkür ediyoruz. Başta TRT olmak üzere, Birol Güven'e, tüm ekibe, izin veren herkese, aktörlere çok güler yüzlü bir şekilde bizi karşıladılar. 80'ler dizisi setindeydik. İlerleyen bölümlerde başka mesleklerin arka odalarını, mutfaklarını göstermeye devam edeceğiz. Sağ ol Kemal. Teşekkür ederim. Yeni kanalıma beklerim. Uzun olmak kolay mı diye yeni bir format. Çok zor, çok zor. Çok zor. Devamlı perde asıyorsun mesela. Sevmedim abi burayı. Çok sağ ol her şey için. Bol şans, yolunuz açık olsun. Çok güzel bir program. Çok sağ ol. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Görüşmek üzere.